Rekor düzeydeki faiz artışı da dövizi durdurmadı. Merkez Bankası 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan arttırarak %15'e çıkarmıştı. Faiz artışı öncesinde gerileyen dolar kararının açıklanmasının ardından yeniden yükselişe geçti. Peki faiz artışına rağmen döviz neden yeniden yükselişe geçti? Bu soruya ilişkin Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan şu dikkat çekici değerlendirme gelmişti. Yani doların çıkışını bu tip hamlelerle etkileyemezler, durduramazlar. Bunun böyle olmasının bir temel gerekçesi var. Bu gerekçe şu: bizim tüm tüketim mamullerimiz ve hayatımızı ilgilendiren tüm unsurlar bir şekilde dövizle bağlantılı. Evet. Neden? Biz çok ciddi bir ithalat ülkesine dönüşmüşüz. Ne demek istiyorum? Biz faizi arttırarak doları da arttırmış olduk. Demek ki faiz arttırdığımız zaman doları biz uzun vadede frenleyemiyoruz. Doların faiz düşürülürken de yükseltilirken de Türk lirası karşısında değer kazandığını ifade eden Hüseyin Baş, sorun sistemde dedi. Demek ki bizim dolarla ilgili veya dövizle ilgili, dış piyasalarla ilgili faizlerin haricinde bir problemimiz var. Yani içinde belki faiz kavramının da konuşulması gerektiği, ancak tek başına faiz kavramıyla çözümlenemeyecek bir problemle iç içeyiz. Nereden anlıyoruz? Az önce söylediğim gibi faizi artırıyoruz, dolar çıkıyor. Faizi düşürüyoruz, dolar yine çıkıyor. Demek ki burada problem başka bir yerde. Dolayısıyla ne gerekiyor? Burada çok fazla dillere pelesenk olmuş. İşte ekonomide reformlar gerekiyor diye bir tabir var. Ben bunu ne diyorum? Sistem değişmesi gerekiyor. Sistem yanlış. Bu ülkenin ekonomisini bu hale getirenler bugün bu ülkenin ekonomisini düzeltmeyi vaat ediyorlar.